Merhaba, yeni yılınız kutlu olsun öncelikle. Açıkçası bu yıl çok heyecanlıyım. Birçok insan belki benim gibi hissediyor. 2020'nin böyle kötü geçtiğiyle ilgili bu kadar konuşulduktan sonra artık 2021'in hepimize iyi gelmesini umuyorum. Yani benim için açıkçası 2020 çok kötü bir sene olarak geçmedi. Öyle aklıma kalan bir sene değildi. Ve nitekim bu yüzden de geçen hafta böyle video yapıp aslında tüm arkadaşlarıma, aileme, herkese o videoda özetle tüm yaşadığım güzel anlara teşekkür etmek istemiştim. 2021'e girerken böyle YouTube'da bence izlenmesi gereken ve aslında YouTube'u kalitesiz bulan birçok insan varken ne kadar kaliteli ve hatta Türk yapımı ne kadar kaliteli şeyler olduğunu gösteren bir video yapmak istedim. Gösteren dediğim yani nacizane kendi tavsiyelerim ve kendi en sevdiğim kanalları önermek istedim. O zaman hemen başlayalım. Oldukça fazla kanal varmış meğerse Türk kanal olarak beğendiğim. Eğer bu videoyu beğenirseniz yabancı olan kısmını da yapacağım zaten. Öncelikle ne tarz videolar izliyorum? Aslında birkaç farklı kategoriden birer kişi seçmeye çalıştım. Böyle elimde bir liste olacak ve oradan bakmaya başlayacağım. Ve şu an önereceğim tüm kanallar açıkçası bir nevi belli bir seviyenin üstünde olacak. Yani aslında bence kimsenin beğenmeme ihtimali olmayan kanallar. Ama bazıları yani çevremde bilmeyen çok fazla insan var. Bu yüzden takipçi sayıları çok olduğu halde yine de paylaşmak istiyorum bunları tek tek. Başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle böyle en sevdiğim diye sıralamak istemiyorum. Hepsi alanında gerçekten en sevdiğim kanallar diyebilirim. Cep Hikayeleri diye mükemmel bir kanal var. Bence gerçekten insanların hayatlarını böyle yanından geçip de nasıl bir hikayesi olduğunu bilmediğimiz birçok insanın hikayesini çok güzel bir dille ve çok güzel bir açıdan anlatan bir kanal. Benim için hani en büyük ilham kaynağı diyebilirim. Yani onların çekim açıları vesaire çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Zaten ne olacak? Ama kendimde daima hedefler yapıp hedeflerime kilitlendim. İlk ne? Ruhun Doysun kanalı. Ben bu sene keşfettim. Aslında birkaç yıldır da olan bir kanal diyebiliyorum. Ve gerçekten yemeğe, işte aslında tüketime karşı bakış açımız, işte birçok şeyden ilham alabileceğiniz doğayla çok iç içe bir kanal ve çok kaliteli. Çekimleri çok kaliteli. Farklı kıtalar, farklı renkler, farklı sesler. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman muhteşem bir yer oluyor dünya. Bir diğeri ise Daire kanalı. Zaten bunu ev turu izleyen insanlar hep takip ediyordur. Gerçekten Türkiye'de birbirinden güzel birçok dairenin içini bize açan ve çok farklı bir açıdan gösteren ki ben de kendi ev turumu yaparken onlardan özenerek bir video oluşturmak istemiştim. Dekorasyona ve iç mimariye olan bakış açınızı değiştireceğini düşündüğüm bir kanal. Bu düz ayak dükkan mantığını çok sevdiğim için buraya yerleştim yaklaşık 8 ay önce. Burası normalde bir... Bir diğeri ise Trail of Us. Yaklaşık 3 senedir sanırım YouTube'dalar ve başından beri böyle çok severek izliyorum. Çok tatlı bir çiftin Burçin ve Erdi diye hatırlıyorum isimlerini. Birlikte karavan yapma hikayelerinden tutup tüm yol maceralarını anlattıkları ve bence enerjileri çok güzel bir çift. Yani birbirlerine olan saygınlıkları ve sevecenlikleri de beni çok etkiliyor açıkçası. Ve seyahatle ilgili de onların önerilerini mutlaka dinliyorum ve ileride karavanda yaşama hayalimi onlar sayesinde pekiştirmiş oluyorum. Hemen geçiyorum. Biz Evde Yokuz diye bir kanal vardı. Hala duruyor fakat yeni video koymuyorlar bir süredir. O kanalı ve o çifti de çok beğensem de Evde Yoklar ile Röportajlar diye bir oynatma listeleri var. Ve orada çok tatlı bir aileyle röportajları var. Bunu izlemenizi mutlaka öneririm. Zaten açıklamaya da tüm önerdiğim şeyleri tek tek bırakmış olacağım. Başka Bir Şey diye bir kanal var. Ve bu Edelkron diye çok önemli bir tasarım markasının, Türkiye'den çıkan bir markanın aslında YouTube kanalı gibi düşünebilirsiniz sahibini çektiği. Şu an adamın adını unuttum, çok özür diliyorum ama inovasyonla, teknolojiyle, endüstriyel tasarımla, bu tarz alanlarla ilgileniyorsanız ya da endüstri mühendisliğiyle vesaire mükemmel bir dille anlatan ve aslında çok farklı bir çalışma etiği olan bir şirketin kapılarını size açmış oluyor. Ve çok ilham verici bence. Benim alanım olmadığı halde ben severek izliyordum. Ortaya bir şey koymak bir insanın yapabileceği en üst seviye bir şey. Ve gelişmiş bir ülke olmakla olmamak arasındaki fark sadece tüketmekle üretmek arasındaki farkı algılamak. Oradan şöyle bir yere geçelim. Flu TV diye bir kanal var. Genelde daha çok filmlerden bahseden ama birçok alanda aslında tarihe vesaire de daha çok kaymaya başlamış bir
kanal. Oldukça başarılı zaten İlker Canikligil'in yönetmenliğinde diyeyim. Çok kaliteli bulduğum bir kanal. Başlamamalı. Bunu söylemiştik değil mi? Kavrulduk Oğulcan yandı. Açık Beyin kanalı ise Sinan Canan'ın önderliğinde olan bir kanal diyebilirim ve psikolojiyle ilgili, insan davranışıyla ilgili birçok farklı alanla ilgili aslında antropoloji, sosyoloji vesaire bu tarz konularda çok güzel sohbet videoları olan, çok bilgilendirici ve böyle 3-4 dakikalık videolardan uzun videoları da bulabileceğiniz, bence hiç sıkmadan çok net ve güzel bir şekilde anlatan bir kanal. Koray Birant bu yılki yeni öğrendiğim isimlerden biri oldu. Fotoğrafçı değilim sonuçta, o yüzden bilmediğim için özür diliyorum ama çok başarılı bir moda fotoğrafçısı ve işte bildiğiniz tüm büyük isimlerde çalışmış bir insan, yani yurt dışında da olsun. Ve bunların hepsini sizi yanında taşıyarak aslında hem kameralarla ilgili de bilgi veren içerikleri olan, hem de işte moda fotoğrafçısı nasıl olur, işte kendi çekimlerinin arka planını da gösteren, işte Adriana Lima ile vesaire çekimler yapmış bir isim yani. Ve böyle o dünyayı da görmüş oluyorsunuz. Bence çok başarılı bir isim. Başarılı olmasının ötesinde konuşma dili, hitabet şekli, her şey çok akıcı ve sürükleyici. Abi merhaba. Sana çok merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Barış Özcan, bahsetmem gereken bilmiyorum. Herhalde YouTube'da en çok izlenen isimlerden biri. Bu aralar çok fazla izlemiyorum son bir yıldır neredeyse ama yine de dikkatimi çeken her içeriğine de giriyorum açıkçası. Bilim, teknoloji ve sanatla ilgili Türkiye'de bir kanalın bu kadar büyüyebileceğini gösterdiği için en başında ben çok beğeniyorum yani yaptığı işi. Her yaştan, her eğitim seviyesinden insanın anlayabileceği şekilde çok güzel bir şekilde açıklıyor anlatmak istediği hikayeyi ve kurgusu da genelde çok güzel oluyor. O yüzden ona da eğer hiç duymadıysanız ve ön yargılıysanız bakmanızı öneririm. Eski kitapları okuyordum. Efsaneleri ve destanları, Aşil ve altınları, Herkül ve yetenekleri, Spider-Man'in gücü ve Batman'in yumrukları. Çabihan diye bir kanal var ve 3 yabancı 1 Türk diye bir programları var. Bu kanalda da ön yargılar diye bir videoları vardı. Ve gerçekten bu video izlemenizi kesinlikle öneririm. Bir Koreli, bir Türk, bir Amerikalı, bir Kenyalı ve bir de İtalyan'ın yer aldığı ve her birinin de kendi ülkelerinden ve hatta Türkiye'de tüm bu kültürel şeyin zenginliğin harmanı olan bir kanal diyebilirim. Gerçekten başka ülke insanlarını tanımak adına birçok açıdan çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle ön yargılar videosunu çok beğeniyorum. Ona mutlaka bakın bence. 50-60 derece abi. Rüzgar yok, bir şey yok. Gerçi düz değil mi oralar? Afrika ülkesi düz bir yer, düz bir ülke. Abi sizin orada böyle şey oluyor mu? Ev partileri oluyor mu gerçekten filmlerdeki gibi? Arabayla havuza falan uçuyorlar böyle bir şeyler, saçma sapan hareketler, ergenler. Siz ya yaptınız mı? Labo Fem diye bir kanal var. Fem diye bir çok tatlı bir kadının sanırım Akyaka tarafında oluşturduğu bir botanik bahçesi ve profesyonel olduğu bir iş zaten. Ve bu konuda bilgiler verdiği bir kanal. Mükemmel bir ev var. Zaten ev turu videosu da var. Göreceksinizdir. Hem yaşadığı hayatı çok beğeniyorum hem de gerçekten çok güzel bir şekilde anlatıyor. Eğer bitki bakma konusunda benim gibi biraz başarısızsanız her türlü bitkiyi nasıl yetiştirmeniz gerektiğiyle ilgili çok güzel detaylı bilgileri bulabileceğiniz bir kanal. Kesinlikle tavsiye ediyorum. XOXO diye bir dergi var aslında Türkiye'de. Çok başarılı bir dergi. Ve onların YouTube kanalı var. XOXO Dijital diye. Ve röportajlar serisini özellikle önermek istiyorum. Onun dışındaki videolarını da genel olarak izliyorum. Çekimlerini vesaire paylaşıyorlar bazen. Ama röportajlar kısmında gerçekten çok tatlı isimlerin farklı bir şekilde güzel röportajların olduğu bir seri var. En beğendiğim seri o. O yüzden direkt ona bakmanızı tavsiye ederim. Sisteme sesleniyorum. İnsanların severek üretmesini engelleyen ve onları hep bir kalıbın içine koyan ve senede bir kere tatile gitmelerine izin veren. Ve ne zaman ağzımızı haklarımız, hukuklarımız için açsak bizi durduran. 140 Jornos diye bir kanal var. Jornos diye mi okunuyor emin değilim. Ama herkes bu ikilemi yaşıyor sanırım. Bu da yine yeni nesil bir belgesel tarzı gibi ve Türkiye ile ilgili olan biten her şeyle ilgili birçok alanda belgesel yapıyorlar, böyle kısa belgeseller ve Blue TV'de de bazı bölümleri yayınlanıyor diye biliyorum. Çok başarılılar. Kesinlikle hiç duymadıysanız onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Caravan Sessions diye bir kanal var. Hala aktif değiller sanırım şu an pek ama farklı farklı grupların ve isimlerin karavan önündeki konserlerini kayda aldıkları bir kanal. Yani müzikle ilgili bir şey önermem gerekirse bunu önerebilirim. I took a long walk, the leaves
dreams were electric, made me think of you and all the things we do, the silky sky above. Ve bu kadar benim için herhalde en değer verdiğim ve en böyle bayıla bayıla izlediğim kanallar bunlar. Yani aslında YouTube'da hiçbir şey olmuyor veya işte YouTube'da da bir şey yok ki diye düşünüyorsanız ve televizyonda izlemeyi sevmiyorsanız ama kısa kısa bilgilendirici şeyler izleyeyim diyorsanız bence bu kanalların hepsi neredeyse bir iki üç tanesi eğlenceye dair belki ama gerçekten vaktinizi de çalmayacak. Gayet keyifli olan kanallar. Yakın çevremle paylaşırken bilinmediğini fark ettiğim için de sizinle paylaşmak istedim. Hem de 2021'e ne izlesem gibi bir düşünceniz varsa bu da böyle bir kendi nacizane önerim olmuş olsun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Ve beğenirseniz bunun yabancı versiyonu da yaparım. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.